Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mart 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Mart ayının konu başlıklarına şöyle bir göz atalım. Güneş ayın 20'sine kadar balık burcunda olacak. 20'sinden sonra ise koç burcunu aydınlatmaya başlayacak. 3 Mart itibariyle Mars ikizler burcuna geçiyor. 13 Mart'ta balık burcunda yeni ay doğacak. Venüs 21'inde balık burcuna geçiyor. Ve 28 Mart'ta terazi burcunda dolunayımız var. Evet, şimdi detaylara bakalım. Sevgili oğlaklar, 13 Mart'ta doğacak olan balık yeni ayı sizin için 3. evinizde olacak ve sizin için aslında çok güzel de enerjiler getiriyor. Bu yeni ay daha iyicil, daha uyumlu, daha duygusal tesirler getirebilir size. Özellikle ayın 15'inde Merkür'ün, 21'inde de Venüs'ün balık burcuna geçişi ayın ikinci yarısında düşüncelerinizin daha kabulleniş içerisinde olduğunu, daha sezgilerinizin yükseldiğini, yaratıcılığınızın yükseldiğini gösteriyor bize. Bu ay genelinde yakınlarınızdaki kişilerle daha fazla duygusal paylaşımlar yapabilirsiniz. Maddi manevi yardımlaşma temaları, anlayış, affetme veya hani bir sorunu çözmek için kabullenişe geçme. Hani bunları daha çok deneyimleyebilirsiniz. Seyahatleriniz olabilir. Tatili, gezi, seyahat planlarınızı bu ay organize edebilirsiniz ya da aktif hale getirebilirsiniz. Ticari konularda aslında yine çok önemli destekler alabileceğiniz bir yeni ay, bir girişim desteklenebilir, bir başlangıç yapabilirsiniz. Ticaretle ilgili özellikle veya iletişim alanlarında internet ya da sosyal medya üzerinde herhangi bir girişim olabilir. Eğitimle ilgili çok güçlü etkiler var sevgili oğlaklar. Herhangi bir öğrenciyseniz eğitiminizle ilgili veya ilgi duyduğunuz bir alanlarda bir eğitim almak için bu ay evet kesinlikle güzel bir başlangıç yapabilirsiniz, adım atabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili güçlü tesirler var. Kardeşlerinizle de daha yakın ilişkiler kurabileceğiniz ve destek alabileceğiniz bir ay içerisindesiniz. Evet, tesirler ay sonuna kadar, özellikle ayın 25'ine kadar güçlü bir şekilde devam ediyor olacak. Ve 20'sinde Güneş'in Koç burcuna geçişiyle beraber sevgili oğlaklar, ayın son 10 günlük döneminde kendi yuvanız, aileniz, yaşam alanlarınıza daha fazla böyle bir odaklanıyorsunuz. Güneş bu alanları daha fazla aydınlatmaya başlayacak. Ayın genelinde Mars ikizler burcunda, Mars'ın ikizler burcundaki hareketi günlük yaşam alanlarınızda biraz işlerinizin, meşguliyetlerinizin artabileceğini de gösteriyor. Öğrenciyseniz evet daha fazla okuyacaksınız. Eğitimle ilgili konular var, sınavlarınız var. Daha meşgul bir dönemdesiniz. İş hayatınızda daha aktif bir dönemdesiniz. Bir süredir ara verdiğiniz işleriniz varsa bu ay o balık yeni ayıyla da beraber bu günlük iş temponuza tekrar dönebilirsiniz. Yine efor sarf ettiğiniz, günlük hayatınızın hareketlendiği bir süreçte olabilirsiniz. Seyahatler olabilir ve akraba ilişkileri, yakın çevre ilişkilerinde de enerjinizin çok daha öne çıktığını görüyoruz. Birçok oğlak için bu ay çok iletişim alanında güçlü bir ay. Haberleşmeler, görüşmeler, toplantılar, yazışmalar, hatta seyahatler ayın genelinde iş için olabilir, eğitim için olabilir veya özel hayatınız, aile ilişkileri için olabilir. Biraz daha öncelikli hale gelecek diyebiliriz. Ve ayın sonunda 28 Mart'ta terazi burcunda dolunayımız var. 8 derece terazi dolunayı sizin haritanızın en tepesini aydınlatırken aslında biraz dikkat çekmenizi, görünür hale gelmenizi de sağlayabilir. Bu kariyer alanında bir başarıyı da getirebilir. Hedeflediğiniz bir işe ulaşabilirsiniz. Mesleki anlamda bir ödül, bir belki statüde bir gelişim, değişim söz konusu olabilir. Bir işe de başlayabilirsiniz tabii ki. Yer değişiklikleri de olabilir, mekan değişiklikleri de olabilir sevgili oğlaklar. Sizden büyük kişiler, aile büyükleri, ebeveynleriniz, üstleriniz, otorite figürleri ve benzeri kişilerle ilgili konu ve kavramlarda bu dolunayda sanki kendini şöyle bir görünür hale getirecek ve onlarla da ilgili bazı dönüşümler
aktifleşecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor ama siz bir önce burç olduğunuz için en fazla etkilenen burçlardan biri olabilirsiniz terazi dolunayından. 8 derece ve yakınlarında güneş burcunuz, yükselen burcunuz varsa özellikle bu dolunay kadersel anlamda sizin için kariyeriniz, toplumdaki statünüz ya da ailevi konularda çok daha dönüştürücü olabilir, güçlü tesirler getirebilir. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.